merkezine sahibiz. 8-12 Hatay günlerinde Avrasya ekibinden ailecek sağlık rehberimizi, kanser dergimizi, yazılı görsel basında ayrıca tüm mecralarda kansere ilişkin duyarlılığı artırmak adına bilgilendirme Avrasya Hospital ailesi olarak yapıyoruz. Bugün de canlı canlı Coşkun Hocam'dan daha bilgileri yoğun bir şekilde ve değerli misafirlerimizin soruları eşliğinde daha detaylı öğrenmiş olacağız. O zaman genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Coşkun Görmüş Hocamızı sahneye davet ediyoruz. Öncelikle merhaba. Hepiniz zaman ayırıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle size. Buradaki seminerdeki amacımız... Sesim gidiyordur herhalde arkaya diye düşünüyorum ama o da gidiyor. Peki, o zaman bu seminerdeki amacımız geçtiğimiz 1-7 Nisan tarihleri arası kanser haftasıydı. Amacımız burada toplumda, kadınlarda akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkla görülen meme kanserine karşı farkındalığı arttırmak ve bilinçlenmek. Sonuçta seminerimizin devamında da konuşacağız. Amaç hiçbir zaman için kanser olmamak değil, kanser olsak bile geç kalmamak. Şimdi öncelikle bir kanserin genel tanımına bakalım. Kanser vücudumuzdaki hücrelerin, vücudumuzun neresinde olursa olsun, kontrolsüz olarak çoğalması. Meme kanseri ise, bu mememizin normal dokusu olan süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşmuş yapının hücrelerinin kontrolsüz çoğalmalarıdır. Gördüğünüz gibi burada meme bezleri, bunları meme başına taşıyan kanallar ve bu hem bezlerin içini hem de kanalların içini döşeyen iç yüzeydeki hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonrasında gelişen kanser türüne de meme kanseri diyoruz. Meme kanseri yerleşim yeri itibariyle %45 ihtimalle memenin sağ üst dış kadranında, %25 ihtimalle meme başı ve meme başının altında, %15 ihtimalle üst iç kadranında, %10 ihtimalle alt dış kadranda, %5 ihtimalle de alt iç kadranda görülür. Görülme sıklığına baktığımızda akciğer kanserinden sonra meme kanseri kadınlarda ikinci sıklıkta görülen kanser türü. Ve günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çalışmaların ortaya koyduğu sonuçlar tabii ki bunlar. 7 kadından bir tanesi meme kanseri. Avrupa ülkelerinde ise 10 kadından biri. Buradaki rakamlar tabii ki aslında detayına bakılırsa ürkütücü. Her 11 dakikada bir kadın meme kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Her 3 dakikada bir kadına yeni meme kanseri tanısı konuluyor. Yani sadece bu slayt ile bu işin ne kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Şimdi meme kanserinde kanser gelişmesini etkileyen bir takım risk faktörleri var. Bunların başında da ailesel yatkınlık. Eğer bir kadının birinci dereceden bir akrabasında meme kanseri varsa, meme kanseri görülme riski 2 kat artıyor. Ve toplumdaki her 10 meme kanseri olgusundan bir tanesi mutlaka aile. Yani ailede birinci derecede akrabasında mutlaka geçirilmiş bir meme kanseri hikayesi var. Hormonal etkiler olarak değerlendirdiğimiz kadının normal gelişim süresi içerisinde ilk adet yaşının 11'den küçük olması, menopoz yaşının 55'ten büyük olması, ilk doğumunu 40 yaşın üzerinde yapmış olması ve emzirme süresinin 2 yıldan az olması. Bunların hepsi hormonal faktörler etkisiyle meme kanseri gelişme riskini arttırıyor. Yine obezite ve yağlı diyet tarzında beslenme, yaşın ilerlemesi, 50 yaşın üzerinde risk artıyor. Yüksek dozda radyasyona maruz kalmış olma. 8-10 yıldan fazla süreli başka hastalıklar nedeniyle hormon tedavisi görmüş olma.
geçirmiş bir takım selinleme hastalıkları, alkol ve sigara kullanımı ciddi anlamda meme kanseri gelişme riskini arttırıyor. Buna karşılık bir takım özelliklerimiz de var ki bunlar meme kanserine karşı koruyucu faktörler. Bunlar ne? Emzirme. Az önce de söyledik. Normalde bir kadının 6 aylık bir çocuğunu emziriyorsa 6 aydan daha uzun süreli mutlaka emzirmesi gerekiyor. Eğer emzirme şartları mümkün değilse en az 6 ay. İlk doğum yaşının 30 yaşın öncesinde olması. Az önce de belirttiğimiz gibi geç doğum yapma meme kanseri için risk faktörü. Haftada 3 kez egzersiz yapma. Riski ciddi anlamda %35-40 oranında tek başına bu iş bile egzersiz %35-40 oranında meme kanseri gelişme riskini azaltıyor. Şimdi peki meme kanseri olduğumuzu düşünüyoruz. Bizde ne tip belirtiler ortaya çıkacak ki biz bundan şüphelenelim ve hekime gidebilelim. Meme veya koltuk altında ele gelen kitle. Meme başında görülen bir takım değişiklikler, çöküntü ve içe gömülme. Meme başından akıntı gelmesi, bulanık tarzda ya da kanlı. Meme başında veya meme derisinde üzerine çekilmeler. Meme cildinde portakal kabuğu görüntüsü. Bunları birazdan resimleriyle göstereceğim. Memede şekil ve simetri bozuklukları. Göğüs uçlarının farklı yöne bakması. Memede şişme ve kızarıklık. Meme başında iyileşmeyen yaralar ve ağrı. Bu belirtiler bizi şüphelendirip kendi kendimize muayenemizi daha düzgün bir şekilde yapmamızı ve bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda da mutlak surette erken dönemde doktora gitmemizi sağlayacak belirtiler. Gördüğünüz gibi memede kitle. Bir memenin diğer memeye göre daha büyük olması veya daha aşağıya sarkmış olması. Bu az önce bahsettiğim meme başında portakal kabuğu görüntüsü ve yine meme başında içeriye doğru çekilme. Diğer belirtiler nedir? Meme cildinde buruşukluklar, meme ucunda içeriye doğru çökme, meme ucundan gelebilecek kanlı akıntılar. Burada gördüğünüz gibi. Özellikle meme başından tek memeden, tek bir meme başındaki kanaldan oluşan kanlı meme başı akıntıları bize öncelikle bunun altında bir kötü huylu meme tümörünü araştırma gereğini duyuyor. Burada gördüğünüz gibi meme başında hem oluşmuş yaralar, aynı zamanda memenin cildinin renginde oluşan bir takım değişiklikler de yine meme kanseri belirtileri. Koltuk altında ele gelen kitleler, yine sol veya sağ kolda oluşan anormal şişlikler tek taraflı olduğunda o taraftaki meme ile ilgili bir problemi mutlaka aklınıza getirir. Yine burada gördüğünüz gibi meme cildinden kabarık, meme başının altına yerleşmiş bir kitle. Meme ucunda veya derisinde kaşıntı, pullanma, kızarıklık. Bunlar da yine meme kanserinin belirtileri. Gördüğünüz gibi meme başında kızarıklık ve üzerinde pullanmalar, cilt kenarında pullanmalar. Burada yine meme cildinin rengindeki değişiklikler. Bunların hepsi bize meme kanserini düşündürüyor. Peki biz ne yapacağız? Öncelikle şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Meme kanserinde ölüm oranını düşürmek ve kaliteli yaşam elde etmenin en iyi yolu erken tanı ve erken tedavi. O yüzden meme kanserinden korkmamamız gerekiyor öncelikle. Erken tanı yöntemleri olarak biz nelere dikkat etmeliyiz ve neleri uygulamalıyız? Öncelikle kendi kendine meme muayenesi. Çok önemli. Sonra klinik meme muayenesi ve mamografi uygulaması. Bunlar içerisinde en önemlisi kendi kendine meme muayenesi.
Amaç burada kadının kendi meme dokusunu öncelikle daha iyi tanıması. Ve oluşabilecek değişiklikleri de erken dönemde fark edip profesyonel bir yardım alması. Amacımız bu. Burada en fazla bugün değineceğimiz konu bu. Kendi kendine meme muayenesiyle ortaya çıkan kitlelerin %50'sinde kitle 2 santimetreden daha küçük. Çünkü normal meme dokumuzu eğer tanıyorsak 2 santimetrelik kitle bile çok rahatlıkla bizim kendimize yaptığımız muayenede hissedebileceğimiz bir boyut. Kendi kendine meme muayenesi yine öğrenilmesi kolay ve zararsız. Ne zaman yapılmalı? Şimdi kendi kendine meme muayenesi kadınlar mutlaka 20 yaşından itibaren her kadın her ay düzenli olarak bu muayeneyi yapmalı. 20 yaş üzeri kadınlarda ise aylık olarak adetin başlangıcından sonraki 5 ve 7. günde yapılması, adet görmeyen gebelik, laktasyon, menopoz veya dışarıdan bir takım ilaçlar kullanımına bağlı adet görmeyen kadınlarda her ayın belli bir günü, bu da genellikle tercihen karıştırılmaması ya da unutulmaması açısından her ayın ilk günü mutlaka yapılması önerilir. Nasıl başlayacağız? İki aşaması var. Bir, gözle değerlendirme. İki, elle muayene. Elle muayenede yine iki bölümü var. Birincisi ayakta, ikincisi yatarak. Gözle muayenede öncelikle bir kere belden aşağısı, belden yukarısı çıplak şekilde soyularak ayna karşısına geçilir. Değişik pozisyonlar var. Bu pozisyonların her birinde memeyi ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Birinci pozisyon, kollar iki yana sarkık. İkinci pozisyon, eller belde. Üçüncü pozisyon, kollar başın üzerinde yukarıya doğru kaldırılmış. Dördüncü pozisyon, kollar yanda, gövde öne eğik veya eller belde öne arkaya eğilme şeklinde. Bunların her birinde memenin alacağı pozisyon farklı olduğu için vereceği görüntü, ortaya çıkarabileceği kitle de farklı olacak. Mutlaka bu pozisyonları vererek meme gözlenir. Neyi gözleyeceğiz? Belirli bir bölgede az önce bahsettiğim aslında belirtiler var mı diye gözlemleyeceğiz. Belirli bir bölgede şişlik veya bir memedeki ileri derecedeki şişlik anormal. Meme derisinde görülen kızarıklık, buruşma, portakal kabuğu görüntüsü, gamzeleşme yani içeriye doğru çöküklük anormal işaretler. Bunları gözlemleyeceğiz. Memelerin şekil ve boyutunda iki meme arasında küçük farklılıklar normal olabilir. Ancak memenin birinde görülen diğerine göre anormal derecede ve bir önceki ayda yaptığımız muayeneye göre olan büyümeler, memenin birinin diğerinden daha sarkık olması anormal buldular. Bunlar bizi şüphelendirecek. Meme uçlarının yönünün ve meme başı akıntısının kontrol edilmesi. Şimdi normalde birçok bayan yine polikliniğimize meme başı akıntısı olarak, şikayet olarak geliyor. Fakat meme başı akıntısı her zaman anormal midir? Hayır, her zaman anormal değil. Meme başından genellikle gelen açık sarı renkte ya da süt kıvamlı akıntı normal olarak kabul edilir. Ya da bazı bir takım hormonal değişikliklere bağlı olduğu düşünülürken özellikle tek memeden, tek memenin bir kanalından kanlı, berrak veya cerrahatli akıntı olması bize bunun altında buna sebep olan bir kitlenin varlığını düşündürür. Yine meme uçlarının farklı yöne bakması veya meme başında çöküklük, çukurlaşma, renginde değişiklik olması yine memede görülen anormal durumlardan biridir. Sadece memeye baktık yeterli mi? Hayır. Aynı zamanda koltuk altına da bakmak gerekiyor. Koltuk altında çünkü bizim lenf bezlerimiz var. Bunlar kolumuzdaki damar dışına çıkan sıvının tekrar sistemik bulaşıma getirilmesi için gereken istasyonlar. Bu istasyonlarda meydana gelen bir takım değişiklikler ki bu memede eğer bir kitle varsa görüldüğü üzere ışınsal yayılımla koltuk altına geçiş bir istasyon.
Dolayısıyla buradaki kitleler dediğimizde meme de oluşabilecek kötü huylu bir tümörün de belirteci olabilir. Bazen öyle meme hastalıkları var ki sadece koltuk altında kitle ele gelir. Memede kitle ele gelmez. Bu yüzden mutlaka koltuk altında kontrol etmek lazım. Koltuk altında ele gelen bir lenf, anormal derecede boyutu büyümüş bir lenf bezesinin varlığı ya da buradaki lenf drenajının bozulmasına bağlı kolda oluşmuş bir ödem bize yine meme hastalıklarını düşündürüyor. Gözle muayeneden sonra yapacağımız iş elle muayene. Elle muayenede basit kullanacağımız yöntem elimizin orta üç parmağının el avucuna bakan kısmı. Peki nereyi muayene edeceğiz? Yukarıda köprücük kemiği sınırımız. Ön tarafta göğüs kemiği. Altta kaburganın kafsi. Ve dış tarafta da orta koltuk altı çizgisi. Bu bölümü komple muayene etmemiz gerekiyor. Muayenenin başta söylediğim gibi iki bölümü var. Bir ayakta olan, bir de yatarak olan. Ayakta olan muayene sırasında genellikle banyo esnasında bu yapmayı tavsiye ediyor. Çünkü banyoda duş aldığımız sırasında kullandığımız jeller veya sabun ciddi anlamda bir kayganlık oluşturuyor. Ve bu kayganlıkta çok kolay bir şekilde memede eğer ele gelebilecek boyutta bir kitle varsa bunun çok net bir şekilde ele gelmesini sağlıyor. Yatar pozisyonda ise sol meme muayenesi için burada şekilde görüldüğü üzere bir kere sol omuzun altına burada tabii ki sağ memeyi gösteriyor. Omuzun altına bir yastık koyup memenin yukarıya doğru kalkmasını sağlayacağız. Ve kolumuzu, hangi taraf memeyi muayene ediyorsak o taraf kolumuzu başımızın altına koyarak verdiğimiz meme pozisyonunda mememizi muayene edeceğiz. Yine sağ memede yine aynı şekilde. Şimdi burada elle muayene belli bir sistematiği var mı? Evet. Ama zorunlu mu? Hayır. Hangisi kolay geliyorsa. Ya memeyi aşağıdan yukarı, sonra yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı şeklinde paralel olarak muayene edebiliriz. Dairesel olarak meme başından başlayıp yuvarlak hareketlerle elimizin ilk üç orta üç parmağının avuç içine bakan bölümüyle dairesel hareketler yaparak memeyi muayene edebiliriz. Ya da içten dışa ya da dıştan içe ışınsal olarak memeyi muayene edebiliriz. Ve bu şekilde memede az önce bahsettiğim gibi kitlelerin %40-50'lik bir kısmı 2 cm'nin altındayken bile bu muayeneyle fark edilebilir. Her ay düzenli olarak her bir memeniz için en az 5 dakika muayene için zaman ayırın. Bu sizi hem ciddi anlamda meme kanserinden koruyacak, hem de meme kanseri gelirse bile erken dönemde tanınızın konulmasını ve bir hekime gidip profesyonel destek almanızı sağlayacak. Her kadın 20 yaşından sonra yılda bir kere, ise klinik meme muayenesi yaptırmalı. 50 yaşından sonra da 2 yılda bir klinik meme muayenesine ek olarak 2 yılda bir mamografi çektirmeli. Bu bizim mamografimiz, nasıl çekildiğine ait görüntüler ve çıkan görüntüler. Peki mamografinin bize sağladığı avantaj nedir? Ele gelmeyen kitleleri görür. Kitle olmadan da bir takım memede oluşabilecek değişiklikleri fark eder. Biyopsiyi nereden yapacağımızı, nasıl yapacağımızı bize belirler. Ve tarama amacıyla yapıldığında da çok erken evrede kanserli kitleyi saptar. O yüzden ülkemizde tarama amaçlı meme kanserinde kullandığımız yöntem mamografidir. Az önce de bahsettiğim, tedavide başarı sağlamada en önemli etken hastalığın erken evrede yakalanması.
Ailede meme kanseri varsa hastalığın ortaya çıktığı yaştan, ailedeki o kişide ortaya çıktığı yaştan 10 yıl öncesinde mamografi çekimine başlanmalı. Yani teyzenizde 50 yaşında çıkmış bir meme kanseri var, 40 yaşından önce mamografilere başlamalısınız. Dediğim gibi tanıda en erken, en etkili, en değerli yöntem mamografi.